En zor noktalardan birisi şu. Şimdi siz işin başındaysanız karar verici kişi sizsiniz. Bir startup'ta da aslında belki de en zor noktalardan birisi karar vermek. Şirketin yönünü değiştirmek ve nereye gideceğini aslında karar vermek. Dolayısıyla da burada daha önce yaşamadığınız şeylerden birisi olduğunu düşündüğüm. Hiç arkadaşınızı işten çıkarttınız mı? Çok zor bir konu değil mi? Bazen yeri geliyor, bir pazarlama bütçesinin onayı için bile olumsuz dönüş yapamıyoruz. Mesela teklif sunuyorsunuz markaya. Mail hold'da, Araf'ta duruyor. Aylar geçiyor, üstünden yanıt gelmiyor. Bu da ayrı bir konudur. Hep söylerim zaten. Neden hayır diye ya da olumsuzuz, şu dönem bütçemiz yok, daha sonra bakalım çalışalım demek gibi dönülmez. O ayrı bir şey. Ama kaldı ki siz işe beraber başladınız. Bir arkadaşınızı işten çıkartmaya çalışacaksınız. İşten çıkartacaksınız. Bu gerçekten yüzleşmeniz gereken zor. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konum yine kitaplar olacak. Bu sene okuduğum kitaplar serisinden devam ediyorum. Ama şunu da düşündüm. Sadece bu sene okuduklarımı değil, bir sonraki bölümlerde aslında benim üzerimde etkisi olmuş, daha önceden okuduğum kitapları da anlatmak istiyorum. Ama bu sene okuduğum kitaplar arasında gene bir üçlü getirdim size. Görürsünüz birazdan, daha detaylı anlatacağım zaten. İki tanesi startuplarla alakalı bir kitap. Bir tanesi de birazcık daha kişisel gelişim ya da iş hayatındaki böyle hataların karması bir kitapla olacak. Şimdi yavaştan başlayayım isterseniz. İlk kitabım Zor Şeyler Hakkında Her Şey. Ben Horowitz'in kitabı. Kitabı buradan görebilirsiniz. Güzel bir kitap. Ben Horowitz aslında 1.65 milyar dolara, 1.65 milyar dolara Opsware şirketini HP'ye satıyor ve aslında bu dönem içerisinde yaşadıklarını, birçok yerde karşımıza çıkmayan, görmediğimiz sorunları aslında birazcık dile getiriyor. Genellikle baktığınızda kitapta zaten hem New York Times bestseller olarak karşımıza çıkıyor, bir de beni etkileyen nokta aslında şuydu. Kimsenin söz etmediği startup sırları diye. Şimdi baktığınızda biz de aslında bir startup'ız. Yeni kurulduk. 1,5 yılı geçtik. Uğraşıyoruz. Ve bazı şeyler aslında yolda güdülüyor kervan. Yolda güdülüyor. Yolda öğreniyoruz. Yaşadıkça bazı süreçleri öğreniyoruz. Bu kitapta da aslında çok güzel onlardan bahsedilmiş. Birkaç tane örnek var. Bir bölümü okuyacağım size, çok kısa bir kısmı ama en zor noktalardan birisi şu. Şimdi siz işin başındaysanız karar verici kişi sizsiniz. Bir startup'ta da aslında belki de en zor noktalardan birisi karar vermek. Şirketin yönünü değiştirmek ve nereye gideceğini aslında karar vermek. Dolayısıyla da burada daha önce yaşamadığınız şeylerden birisi olduğunu düşündüğüm. Hiç arkadaşınızı işten çıkarttınız mı? Çok zor bir konu değil mi? Bazen yeri geliyor, bir pazarlama bütçesinin onayı için bile olumsuz dönüş yapamıyoruz. Mesela teklif sunuyorsunuz markaya. Mail hold'da, Araf'ta duruyor. Aylar geçiyor, üstünden yanıt gelmiyor. Bu da ayrı bir konudur. Hep söylerim zaten. Neden hayır diye ya da olumsuzuz, şu dönem bütçemiz yok, daha sonra bakalım çalışalım demek gibi dönülmez. O ayrı bir şey. Ama kaldı ki siz işe beraber başladınız. Bir arkadaşınızı işten çıkartmaya çalışacaksınız. İşten çıkartacaksınız. Bu gerçekten yüzleşmeniz gereken zor bir konu. Ya da işte ekip içerisinde, şirketiniz içerisinde oluşan ayak oyunları. Bu arada bu bahsettiğim ekip ya da şirketler aslında böyle bizimki gibi bir 10 kişilik ölçekte olan şirketlerden bahsetmiyorum. Kitabı okursanız eğer görürsünüz, gayet büyük ölçekli şirketler. Bir sürü insanın, bir sürü farklı departmanın bir arada çalıştığı şirketler. Yazılım ağırlıklı şirketler. Dolayısıyla da öyle 5-10 kişi değil, belki 100 plus şirketler. Dolayısıyla da öyle olduğunda ayak oyunları dediğiniz gibi çok daha fazla can sıkıcı olabiliyor. Ya da siz finansal durumunuzu şirkete, halka arz edeceksiniz belki ve ya da işte buradaki gibi şirketi HP gibi büyük bir şirkete, X bir şirkete satmaya çalışacaksınız. Ama buradaki dikkat etmeniz gereken noktalar finansmanınız, bankalar nezdindeki gücünüz ve bunun aslında dışarıya yansıması. Halka açılmak ya da bir şirkete satmaya çıktığınızda buradaki veriler herkese açılacaktır. Ve buradaki verilerin işte gizlemeniz gereken noktaları, onu nasıl yöneteceğiniz konuları gerçekten
bilinmeyen noktalar, en azından ben bilmiyordum ve o yüzden de bu kitap benim çok işime yaradı. Başta söylemeliydim aslında ama unuttum. Zeynep Koçak çevirmiş kitabı. Tekrar size göstereyim, bu ikinci baskısı. Çok güzel bir çevirisi olmuş. Çevirisi beni rahatsız etmeyici, akıcı bir şekilde okudum. Güzel gidiyor. Kitap içerisinde farklı farklı bölümler var. Gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Farklı farklı bölümler var. İşte hayatta kalmaktan, her şey darma duman olduğunda, İnsanlar, ürünler ve karla ilgilenin tam da bu sırayla gibi. Dolayısıyla da karlılık, hatta burada karlılıkla ilgili adı geçen başka bir kitap daha aldım. Bu yayın esnasında daha stoğa gelmedi, yani bana gelmedi ama yakında gelecek. Muhtemelen ilerleyen bölümlerde onunla ilgili de o kitabı da anlatacağım sizlere. Kâr eden ticari kuruluşlar hakkında gibi. Çok güzel aslında, farklı farklı bölümleri var. Burada birçok yerin ben tabii ki üstünü çizdim ettim. Bunu da birazcık önce okuduğum için ayraçlarımı çok fazla kullanmamışım ama dün akşam tekrar okurken kaç tane noktayı anlatmak istedim size. Günün sonunda aslında size şunu söylüyor. Bu bölümün adı Hiç Kimsenin Umurunda Değil bölümü. Bu bölümü okumak istiyorum size sadece çok ufak bir referans vermesi için. Dolayısıyla üzüntüyle harcadığınız zihinsel enerjiyi içinde bulunduğunuz dağınıklıktan çıkabilmek adına yeni bir olası çözüm bulmak için kullanmanız çok daha akıllıca olacaktır. Bugüne kadar neyi yapmadığınız üzerine harcayacağınız zamanı sıfıra indirgeyin ve tüm zamanınızı artık ne yapabileceğiniz üzerine düşünerek geçirin. Çünkü sonuçta kimsenin umurunda değil. O nedenle de şirketinizi yönetmeye bakın. Dolayısıyla da bu kitabın çok güzel özetleyen bir yeriydi. Birçok yerine baktım ama günün sonunda siz şirketinizi kurdunuz mu? Ondan siz sorumlusunuz ve onunla ilgili yapacağınız her karar da sizi bağlıyor. Başka kimseyi bağlamıyor. O yüzden de bu önemli bir şey. Yani kararınızı verin ve yolunuza bakın. İşleri yoluna koymaya çalışın. Önemli bir referans noktası. Dediğim gibi benim hoşuma giden, startuplar için güzel olan kitaplardan birisiydi. Zor Şeyler Hakkında Her Şey, Ben Horowitz'in kitabı. Diğer kitabım, bunları da buraya getireyim. Sıfırdan Bire. Bu kitabı da size göstereyim. Bu kitabı da bana Yılmaz, eğer izliyorsan senin kulakların için nasıl, Yılmaz storylerinde paylaşmıştı. Oradan görmüştüm. Sıfırdan Bire. Bu da Peter Thiel'in kitabı. Peter Thiel de PayPal'ın kurucularından ve Facebook'un da hissedarlarından birisi. Yazılım konusunda kendini geliştirmiş birisi. Gene çok ilginç bir kitap. Gene startuplarla alakalı. Bir şeyleri yoluna koymak için nelerle mücadele etmeniz gerektiğini anlatan bir kitap. Bununla ilgili çok fazla notum var. Güzel bir kitaptı. Birçok yerler işime yaradı. Sadece burada ufaktan bir noktayı böyle size aktarmak istiyorum. Bu kitap daha çok startuplar üzerine kurulu bir kitap. Şimdi birkaç noktasını size anlatmak istiyorum. Özellikle farklı kitaplarda rekabetle ilgili çok fazla bilgi var. Rekabet bu aralar herkesin hayatında, gündeminde olan bir konu. Bununla ilgili de başka bir kitap aldım. Onu da size anlatacağım. Onu özellikle çok aradım. Amazon'da çok bekledim. Türkçesi yoktu. İngilizcesini alacaktım ama yani İngilizce fiyatlar fahiş. O yüzden vazgeçtim. Türkçesini bekledim. O da stoğa geldi. O da yakında okuyacağım kitaplar arasında. Orada Blue Ocean Strateji kitabında, Mavi Okyanus Stratejisinde de rekabetsiz bir ortam yaratabilmenizden aslında bahsediyor. Burada da aslında bahsettiği şey rekabetten kaçmak. Tabii kitap içerisinde çok fazla bölge var. Sıfırdan bire, bu da yazılımla mantığında yazılmış bir kitap olduğu için sıfırdan bire değiştirmelerinizle alakalı bir bölüm. İki bölüm size anlatmak istiyorum çok kısa olarak, bir referans olması içerisinden sonrasında devam edeceğim. Aslında baktığınızda birçok iş kolu, birçok şey siz aslında rekabeti ölçeklerde. Rekabeti öğütler, gerekliliğini içselleştirir ve buyruklarını yasalaştırırız. Sonuç olarak da kendimizi onun içine hapsederiz. Ne kadar çok rekabete edersek de o kadar az kazanırız. Günün sonunda aslında baktığınızda bunu izliyorsanız sizin daha önce benim podcastlerimden şeyi de izlemenizde fayda olacaktır. Pull ve push marketing, yatay ve dikey pazarlar. Bu aslında birazcık daha onunla alakalı. Ne kadar çok yataylaşırsanız aslında o kadar çok rekabetin içine giriyorsunuz ve herkesin olduğu bir alanda farklılaşmanız zor olduğu gibi belirleyici unsurlarınız da nispeten fiyat dikeyine inmeye başlıyor. Yani daha doğrusu sizin daha çok fiyatla konuşuyor olmanız gerekiyor. Bu da sizi zorlayan unsurlardan birisi olacaktır. Kitap da aslında bununla ilgili verdiği öğütlerden birisiydi bu. Diğeri de aslında Bir Piyango Bileti Değilsiniz başlıklı konu. 6. bölüm. Burada da aslında iş dünyasının en tartışmalı sorusu, başarının şansla mı yoksa beceriyle mi geldiği sorusu var.
Bu gerçekten çok muallak. Hatta birçok yerde görürsünüz. Ben nerede gördüm tam hatırlayamadım. Insider'da mı görmüştüm onu? Elon Musk'la ilgili bir tane caps vardı. Adam işte neredeyse haftada 80 saate yakın çalışıyor ve onun sonrasında şey diyor. Hani 80 saat çalışıyorsanız size hala şanslı derler diyor. Dolayısıyla bu konu tamamen muğlaktır. Burada da bununla ilgili çok farklı örnekler var. Şey vermiş, sığ insanlar şansa inanır, koşullara inanır, güçlü insanlar sebep ve sonuca diye burada farklı bir bölüm var. Dolayısıyla da kitapla ilgili çok fazla tabii ki buralarda örnek verilmiş. İşte iyimser, karamsar olmak belirli ve belirsiz matriksini almış ve bunun farklı kırılımlarını incelemiş. İş hayatınıza entegre edebileceğiniz çok fazla çözümler söylemiş. Mesela çevirdim karşıma çıkanlardan birisi. Neden bir Google'da daha fazla para ve prestijli bir şekilde çalışmak varken sizin şirketinizde 20. mühendis olarak çalışsın? Neden bir insan, işte biz hep söylüyoruz, neden birilerini işe almamız gerekiyor, işte büyümek istiyoruz. Peki neden insanlar gelip benim şirketimde çalışmak zorunda ya da çalışmak zorunda hissetsinler, bundan keyif alsınlar? İşte bunu yapabildiğiniz noktalarda aslında bir şeyleri doğru yapıyorsunuz demektir. Bu kitap da aslında birazcık daha onunla ilgili. Tekrar size kapağını göstereyim. Pegasus Yayınları'nın kitabıymış. Çevirisinin kimin yaptığını ilk sayfadan bakalım. Ekin Can Göksoy yapmış. Dediğim gibi çeviri konusunda takıt olduğum için beni çok rahatsız etmedi. Bazı kitaplar var. Birazdan da başka kitaplarda da anlatacağım. Bazı çeviriler gerçekten çok kötü oluyor ama bu kitap özünde iyiydi. Benim hoşuma gitti. Sıfırdan bire startuplarla ilgili güzel bir kitap. Eğer okumak isterseniz tavsiye ederim. Son kitabıma geleyim. Son kitabım da aslında bununla ilgili bir garip hikaye de anlatayım size. Bu kitabı Amazon'dan aldım. Amazon'dan çok fazla kitap alıyorum. Kitap konusunda Amazon hakikaten ilk çıkış hikayesinde kitap olduğu için adamlar kitap konusunda çok iyi gidiyorlar. Hatalar kitabı ve ben özellikle hataları, iş dünyasındaki insanların yaptığı hataları okumaktan çok keyif alıyorum. İnsanların neyi yaptığını, nasıl yaptıktan sonra ne gibi kötü sonuçlar doğduğu konusu bende çok merak uyandırır. Bunu da öyle aldım. Adına birazcık tav olduğum kitaplardan birisi. Ama kitap aslında tam o beklediğim hazzı vermedi bana. Biraz da gömeyim bu kitabı burasını. Kitap aslında böyle şey dikeyinde gidiyor. Böyle iş dikeyinde anlatmamışlar da birazcık böyle kitabı gizemleştirerek böyle birazcık sanki Illuminati havaları, böyle bir gizli kase varmış da bir şeyleri saklıyormuşsun da bu kitabın bilgileri elden ele gitmiş gibi böyle bir havası var. Fena değil, eğlenceli. Böyle birazcık çıtır çerez bir kitap. Çok kolay okuyabileceğiniz bir kitap. Kitabı size bir göstereyim hemen. Hatalar kitabı. Kitap içerisinde 9 tane hata ve içerisinde farklı öneriler var. Ve bunları böyle farklı kişilere üzerinden işleyerek aslında birazcık kişisel gelişimle alakalı, birazcık da böyle o kişisel hikayeleri iş hayatınıza da aktarabileceğiniz hikayelerle anlattığınız bir kitap. Çok ufak iki tane noktasını değinmek istiyorum size. Ayraçlarından hemen bulup ayırıp gelebilirsem o noktaya. Şimdi kitabın başlangıcında şöyle bir şey var. En büyük hatanız neydi? Neyi tekrar yapardınız? Sizi başarılı kılan şey neydi? Bunu nasıl yaptınız? Yolunda gitmeyen neydi? Aslında bu sorulara bile yanıt vermek aslında çok cesur, cesaret isteyen bir şeydir. Bu kitap bu soruları en azından yapmak isteyen, daha doğrusu kitabın çıkışında bunların içerisinde ukde olmuş birisinin başından geçen hikayeleri anlatıyor ve ona göre evriltiyor kitabı. Fena bir kitap değil baktığınızda. Eğer ki bu taraflarda çok kitap okumadıysanız okumanızı da önerebileceğim kitaplardan birisi. Kitabın her bölümün sonunda, her bir 9 tane hatayı anlatıyor ve her bölümün sonunda bir özet var. Buradaki o bullet pointleri şu şekilde anlatmışlar, göstermişler. O bölüm içerisindeki önemli noktaları da buraya geçirmişler. Okuduğunuzda önemli şeyler olabilir. Mesela güzel bilgi, güzel noktalardan bir tanesi şudur. Hep konuştuğumuz hikayelerden. Bilgi gümbür gelir, gümbür gümbür gelir ama bilgelik sadece sessizlikte konuşur. Şu anda zaten baktığınızda bilgi çağındayız. Bilgi her yerde ama bazen o bilgelik sessiz olabiliyor ya da bu kadar çok bağırış gürültüye gelmeyebilmiyor. Hatta bununla ilgili Dan Brown'un çocuklar için yaptığı bir kitap var. Atlas'ı okurken orada da vardı. Müren balığıyla ilgili, pardon, Vatoz'la ilgili bir hikaye vardı. Vatoz ağırbaşlı ve sessizdir. Böyle akar gider, herkes böyle bir saygı duruşuna geçer gibi. Çok güzel kafiyeliği anlatmışlar. Ben şu an tam onu anlatamadım ama Müren ve kılıç balığı mıydı? Koparır bütün patırtıyı. Ama Vatoz geçerken üzerlerinden bütün herkes eğilir saygıdan gibi bir hikayesi vardı. Yani aslında burada da benzer bir şey var. Bazen bilgili olmanız onun böyle bağırmanız anlamına gelmeyebilir. Bilgelik
ise bilgiyi farklı bir şekilde kullanmak anlamına gelebilir. Çok da anlatmak istemiyorum aslında kitabı. Sizin de okumanıza birazcık da sizin keşfetmenize imkan tanımak istiyorum. Dolayısıyla da bu bölümün 3. kitabı Hatalar kitabıydı. Skip Bridgehard'ın kitabı. Başarılı bir gelecek yaratmanın 9 sırrı olarak geçiyor. Fena değil çevirisi. Yani bir best of değil ama yine de okuduğum kitaplar arasındaydı ve size anlatmam gerekiyordu. Güzel bir kitap, okursanız umarım hoşunuza gidecektir. Eğer varsa, okuduğunuz kitaplarsa, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Değilse bir sonraki bölümde görüşmek üzere.